Ben sözlerime başlamadan önce özellikle bu organizasyonu bu hale getiren, IAOM Eurasia'yı Türkiye'ye getiren, onun temsilcini alan, bununla ilgili defaten Amerika'ya giden, çeşitli görüşmeler yapan, çok vakit harcayan, çok emek harcayan TUSAF'ı, başta Sayın Başkan Günhan Ulusoy, Genel Sekreter Vural Bey olmak üzere tüm yönetim kurulunu canı gönülden kutluyorum. Ellerine sağlık ve teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Arkadaşlar ben hamurun, daha doğrusu un ve buğdaydaki reolojik analizleri anlatmaya çalışacağım ama tabii çok değerli hocalarımdan sonra kendim buraya çıkmaya çok yetkin görmedim ama maalesef sırada olduğum için buraya geldim. Yoksa Hamit Hocam, Sertaç Hocam çok güzel sunumlar yaptılar. Çok bize bir şey bırakmadılar aslında. İlk önce sunuma başlamadan önce firmam hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben Bastak Grup Şirketleri'nin sahibiyim. Bizim grup şirketlerimiz arkadaşlar çoğunuzun bildiği gibi Bastak Instruments dediğimiz firmamız laboratuvar cihazları üretimi yapar. Bastak Analitik firmamız da ihracat firmasıdır. Hem Bastak teknolojinin ürettiği cihazları hem de değirmen sektörüyle alakalı ürünlerin ihracatını gerçekleştirir. Bastak Laboratuvar Türkiye'nin ilk ve tek yetkili sınıflandırıcısıdır. Biliyorsunuz devlet depoculuktan çıktı, depoculuğu özel sektörü devretti ve dedi ki özel sektörde özel sektör denetlesin. Bu amaçla kurulmuş bir firmadır. TÜV muayene istasyonları, ben hep bunu söylüyorum, araçları denetlerken biz de araçların kasasındaki tahılları, kuru bakliyatları, yem ham maddelerini, kuru meyveleri denetliyoruz diye anlatıyorum kısaca. Bastak Enerji firmamız da Merkez Nevşehir'de 2 megawatt 35 dönümde güneş enerjisi üretir ve devlete de satar arkadaşlar. Bastak firması 1999'da kurulmuş bir firmadır. Bu yıl inşallah 20. yıl etkinliklerini hep beraber kutlamayı hedefliyoruz. Laboratory Quality Control Instruments, Additives. Biz laboratuvar cihazları ve un katkı maddeleri üretiyoruz arkadaşlar. Bastak firması 8500 metrekare alanda kurulu, 5200 metrekare fabrika ve totalde 7000 metrekare kapalı alan, 5 tane binası olan bir işletmedir. Toplam çalışan sayısı 93'tür arkadaşlar her iki firmada. Binamızdan görüntüler. Bastak firması 80'den fazla ülkeye ihracat yapmış. Son 20 yılda 10.000 üzerinde cihazını dünyaya göndermiş. Bu ülkelerde hem yedek parça hem de bu cihazların kurulumu ve diğer konularda hizmet vermeye devam etmektedir. Burada bazı ülkeler, Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika bizim hedef ülkelerimiz. Tabii katıldığımız bazı fuarlardan, seminerlerden görüntüler. Burada Bastak laboratuvar firmasının devletten aldığı yetki ve şu an ulaştığı kapasite arkadaşlar. 32 tane şubemiz var. 1.2 milyon ton tahılı kontrol ediyoruz. Bu yıl tahmin ediyorum 2,5 ila 3 milyon ton yetki sınıflandırıcı bir kapasiteye ulaşacak. Aşağı yukarı bu değerinde %40'ını Bastak firması kontrol ediyor. İnşallah bu yıl hedefimiz 1.8 milyon tona çıkmak. Devletin de bu konudaki amacı yaklaşık 4 milyon tona ulaşıp, çünkü TMO'nun şahsi kapasitesi 2 ila 2,5 milyon ton arasındaydı. Fakat tesisler eski olduğu için bu işi özele devretti ve hızlı bir şekilde bir yükseliş yakaladı. Tahmin ediyoruz gelecek yılın sonunda 4 milyon tonu Toprak Maaşları Ofisi depolama kapasitesi olarak yakalayacak. Ben şurayı daha rahat göreceğim herhalde ama her iki tarafı da göremiyorum. Önüme bakayım. Yetkili sınıflandırıcısı anlatmıştım. Biz neler yapıyoruz orada? Laboratuvarın planlamasını yapıyoruz. Yani laboratuvarın çiziminden, işin temelinden başlıyoruz. Bu çizimde işte güvenlikli bölgeler, kimler nereye girecek, nereye girmeyecek, laboratuvardaki personellerin eğitimi, cihazların temini, bunların uluslararası kalibrasyonların yapılması. Tabii biraz önce bahsettiğim gelen tahılların tamamının kontrol ve sınıflandırması, hangi sınıf, A sınıf, B sınıf, C sınıf, her neyse. Bunların sınıfına göre depolar ayrı ayrı konulması ve ayrı ayrı da bu ürünlerin yüklenmesi buradaki ana işimiz. Tabii orada çalışan personeller de bize ait. Yetkin sınıflandırıcılık işinde depoyla yetkili sınıflandırıcının organik bir bağın olmaması isteniyor. Depolar kendini kontrol edemiyor arkadaşlar. Bu nedenle
çalışan arkadaşlar da Bastak'ın yetkin ve etkin arkadaşları. Bu bahsettiğim enerji firmamız Nevşehir'de. Geldik asıl işimize. Biz laboratuvardaki analizleri tahılda üçe ayırıyoruz firma olarak. Bunlara diyoruz ki bir, bu işin tanesinden başlamak lazım, buğdaydan başlamak lazım. Daha sonra da un ve hamur diye devam etmek lazım. Buğday analiz cihazları diyoruz. Tabii bu işin temelinde ilk önce numune almak geliyor. Sertaç hocamın, Profesör Doktor Sertaç Özer'in bahsettiği gibi numune almak çok ciddi bir iştir. ICC ve ACC'de bunun metotları vardır. Kaç gram numune alırsınız, ürün ne kadar temsil eder vesaire diye. Bununla ilgili temel nokta homojen numune alıp aldığınız numunenin de yığını temsil etmesidir. Bu maksatla şu ana kadar gelen, alışılagelmiş klasik metotların son yıllarda işe yaramadığı görülünce, tabii ihtiyaç da hasıl olunca böyle pneumatik sistemler, numune alma cihazları devreye girdi. Bize yaklaşık 15 yıl önce bu cihazları üretmeye başladık. Buradaki maksat gerçekten ürünün her noktasından. Çünkü tahıllarda bizim ana problemimiz şu, tahıllar genelde kamyonlarla büyük miktarlar şeklinde nakl olurken, bunun dip kısmından, orta kısmından, çeşitli yerlerinden numune almak büyük bir sıkıntı. Burada tabii ki eğitim verdiğiniz personeliniz oluyor. Fakat bu arkadaşlar ellerinde bir 10-15 kilo numune alma cihazıyla kamyona tırmanıp Bataçika tahılın içerisinde, yağlı tohumun içerisine gidip de o nemli şartlarda Adana'da ve diğer bölgelerde dibine kadar saplaması mümkün değil. Dolayısıyla kamyonun üst tarafından ve ortasına yakın kısımlardan numune alıp ürünü temsil etmeyen bir numuneyle çalışmaya başlıyor. İşin başlangıcı yanlış olunca tabii ki gidişat ve sonuçta yanlış oluyor arkadaşlar. Bu işin temeli numune alma. Dolayısıyla numune alma işi fevkalade önemli. Bununla ilgili de bizim yaklaşık 4 tane numune alma sondası modelimiz var. El tipi sonda gibi çalışan numuneler de var. Sadece çekmeli cihazlarımız var. Çekmeli ve üflemeli cihazlarımız var. Gibi 4 tane modelimiz var ihtiyaca göre. Yani siz bir çekirdek fabrikasıysanız da numune alma sondanız var size özel. Un fabrikasıysanız da var. Yem fabrikasıysanız da size özel numune alma cihazlarımız mevcut. Bundan sonra numune bölücü. Tabii numuneyi homojen bir şekilde aldınız. Bunu karıştırmamız lazım. Yine hala numunedeyiz arkadaşlar. Testlere başlamadık. Siz düzgün bir şekilde numune alsanız dahi bunu homojen karıştıramıyor iseniz yine ürünü temsil edemezsiniz, yine yanlış sonuç alırsınız. Dolayısıyla numune bölücü, sample divider dediğimiz cihazlara ihtiyacınız var. Bunlar kimi zaman 14, kimi zaman 18, kimi zaman da 36 kanallıdır. Her kanaldan numuneyi bir sağa bir sola bizim bıçakla yığınları evlerde geçmişte böldüğümüz gibi böler parçalar. İki tanesine numune verir, onları da size bölmek şekliyle bunu çoğaltıp işte 4'e, 8'e, 16'ya istediğiniz kadar bölebilirsiniz. Ne kadar fazla bölerseniz o kadar homojen numune elde etmiş olursunuz. Sonrasındaki yine numunemizi hazırladık. Testlere başlayabiliriz. Çünkü standart numune aldık. Güzel bir cihazla numune bölücüyle homojen numunelerimizi elde ettik. Ve hektolitre ile başlıyoruz. Çünkü dünya ticaretinin temeli hektolitre. Bakıyorsunuz protein, hektolitre ve rutubetle dünyada milyonlarca ton tahıl, yağlı tohum, baklagil yer değiştiriyor. Bu cihaz da hektolitre. Cihazıyla siz birim yoğunluktaki 1000 cm3 alandaki tahılın ve diğer baklagillerin, yağlı tohumların yoğunluğuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Diyorum ama bir taraftan da zaman gidiyor. Zaman hızlı. Bizim de 30 dakikamız var ekstra vaktinizi almamak için. Ben bir taraftan Mehmet Bey'i, kalite kontrol müdürümüzü, makine mühendisi, buraya davet etmek istiyorum. Kendisinden ricam en azından Fainograf'ı başlatırsa ben diğer cihazları anlatırken bir ön hazırlık yapmış olalım. Tabii hektolitre demişken, hektolitrenin yanında bir de nilemalitre var son günlerde gündemimize giren arkadaşlar. Bu da tabii Fransızların ortaya koyduğu hektolitrenin bir başka versiyonu. Parçalar, akış, kapak biraz daha farklı hektolitreden. Zaman zaman tabii paralel sonuçlar alınırken maalesef zaman zaman da ürüne bağlı olarak ürünün akış miktarının farklı olması, numunenin şeklinin farklı olması hasebiyle nilemaitrede ben şahıs olarak yaptığım testlerde çok sağlıklı sonuçlar alamadığımı düşünüyorum.
Dolayısıyla bana soracak olursanız ben her zaman hektoliteyi, nilemayın nitrenin yerine tercih ederim arkadaşlar. Numune temizleme, biliyorsunuz ki ürüne değer verirken ilk yapılan şey yabancı maddelerden, kırık tanelerden, efendime söyleyeyim, fiziki olarak bizim kirli diyebileceğimiz materyallerden uzaklaştırıp gerçek almak istediğimiz ürünün yüz oranına bakmamız lazım. Bu maksatla gelen yine genel anlamda tahıl, yağ, tohum, baklagil tamamında kullanabileceğiniz bir cihaz numune temizleme. Şuradaki alandan arkadaşlar bir kap numuneyi boşalttığınızda, bu dediğim gibi tahıl olabilir, yağ, tohum olabilir, yamam maddeler olabilir, baklagiller olabilir. Buradan aşağı doğru akış esnasında siz ilk önce otomasyonla reçeteler oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bir buğdaysa kapağını %20 oranında aç, hava üfleme şiddetini %60'a ayarla, elek dönme hızını da 50 yap diyorsunuz. Ama bu baklagi ise diyorsunuz ki kapağını %70 aç, işte üflemeyi 80 performansa yükselt, elek hızınızı da 60 yapın diye reçeteler oluşturuyorsunuz. Ekranda siz bir numara buğday dediğinizde buğdaya münhasır reçeteyi makine otomatik olarak çağırır. Onun ayarlamalarıyla onu temizler. Baklagillerde baklagili çağırır. Onunla ilgili temizlik işlemlerini yapar. Bu yağ tohumsa ona özel özellikler neyse ona göre çağırır. Yani dünya standartlarında bir temizleme yapar. Tabii ki siz şunu da diyebilirsiniz. Ben dünya standartlarını sevmiyorum. Kendi standartım benim için önemli. Yine bir firmamın dediği gibi. Bu reçetelerdeki her şeyi kendinize göre de değiştirebilirsiniz. Tabii burada eleğin ön kısmında buradaki döner tambur elekteki ölçülerin tamamını değiştirebilirsiniz. İsterseniz üçgen kullanırsınız, isterseniz dikdörtgenler kullanırsınız, isterseniz yuvarlak delikler kullanırsınız. Bu tamamen size, ürününüze ve fabrikanızın standartına bağlı. Yani bu numune temizleme cihazı. Cihaz ne yapar? Buradan aldığı numuneyi aşağı doğru bırakır, havayla hafif tane alır, buraya getirir. Kırık ve cılız taneyi buraya getirir. İyi taneyi buraya getirir. Yabancı taneyi de buraya getirir. Bu rakamların hepsini ekranda gösterir, gramlarını, yüzdelerini hesaplar. Gelen çiftçiyi ikna etmek için printer'dan çıktı verir. Aynı zamanda firmanın sorumlusuna veya firmanın sahibine de mesaj atar. Der ki şöyle bir kirli mal geldi, böyle iyi bir mal geldi, bir yanlış yapılıyor, bu malı almayın da diyebilir. Çünkü sizin kriterleriniz neyse bunun dışındaysa siz malı reddedersiniz. Yani sizin fabrikanızı uzaktan da kontrol etmenizi sağlar. Nem ölçer cihazımız 12 tane tahılda nem ölçümü yapar. Bunun dışında da yine baklagillerde, yağlı tohumlarda nem ölçümü 20 saniyede sıkıştırmalı metot ile kapasitif elektriğin ölçümü esasıyla yapar. Ha, farkımız nedir? Farkımız burada kuvvetli bir kulp, kopmayan bir iç ünite, kalibrasyon ünitesi harici olarak size verilir. Siz ürünlerle ilgili istediğiniz kalibrasyonu kendiniz de yapabilirsiniz. Klasik metotta sık sık kendinizi kontrol edip distribütör firmaya veya satıcı firmaya bağlı olmadan istediğiniz ayarlamaları yapma şansınız var. Mehmet Bey, ne yapıyoruz? Evet. Tamam, teşekkürler. Mikrofonda Mehmet Bey sizin. Burada NIR Analyzer dediğimiz arkadaşlar, NIR Infrared Reflectance. Biz iki şekilde analiz yapabiliyoruz. Bunlardan biri yansıyan ışığı ölçme, NIR Infrared Reflectance. Diğeri de NIR Infrared Transmittance. Yani geçen ışığı ölçüyoruz. Bizim burada kendimize daha yakın bulduğumuz, daha rahat kalibre ettiğimiz, daha iyi sonuçlar aldığımız biz NIR metodunu benimsedik. Türkiye'nin ilk ve yerli protein tayin cihazını yaptık. Bundan da şu ana kadar bir 6-7 tane cihazımızı yurt dışına gönderdik arkadaşlar. Burada hem buğdayı hem de unu analiz edebiliyoruz. Tabii klasik bildiğimiz parametreleri kullanıyoruz. Bunlar neler? Protein, rutubet, gluten, sedim ve kül. Bizim kırmızı buğdayda, beyaz buğdayda, makarnalık buğdayda
bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizi oluşturduk. Bunda da bir kütüphanemiz var. Ama diğer ürünlerle ilgili de tabii ki sizler her türlü kalibrasyonu isteyebilirsiniz. Kendiniz de bu kalibrasyonları yapabilirsiniz. Çünkü cihaz bir çocuk gibi öğrenmeye aç. Ne öğretirseniz onu yapar. Yani son dönemlerde mod olan akıllı cihazdır. Yönlendirmelerinize göre çalışır. Bundan sonra şeye devam edelim. Buğday analizlerine devam edelim. Mehmet Bey bittiğinde de öbür tarafa beraber geçeriz. Arkadaşlar un analizlerine devam ediyoruz. Yine Amerika'dan misafirimiz anlattığı üzere partikül büyüklüğü fevkalade önemlidir. Partikül büyüklüğü sizin birçok analiz sonucunuzu etkiler. Her şeyi değiştirir. Çünkü partikül büyüklüğü küçüldüğünde zedelenmiş şasta miktarınız, su kaldırma kabiliyetiniz, elastikiyetiniz, direnciniz, enerjiniz, yani reolojik özelliklerde özellikle bizim ihtimam gösterdiğimiz şey elek sallama cihazıdır. Ama ben bu mesleğe başladığımda insanlar niye elek sallama cihazı alır diye çok merak ederdim. Çok anlamsız bulurdum ama işin içine girdikten sonra bunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldum. Amerikalı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Mr. Willis mi? Yanlış söylemeyeyim. Yanlış telaffuz etmeyeyim ismini. Elek sallamada tabii burada esas olan hem ahşap kasnaklarda değişik ölçülerde ipek elekler çakarak eleme yapabildiğiniz gibi bunu kepeğe aktardığınızda yine alüminyum kasnaklarda isterseniz metal elekler, paslanmaz çelik eleklerde de istediğiniz şekilde eleme işlemleri yapabilmektesiniz. Burada fotoğrafta olan ahşap eleğimiz. Tabii bunun yanında diğer cihazımız elemeden sonra biz geçtik numune hazırlamaya. Tabii burada da arkadaşlar şunu da bahsetmeden geçmeyeceğim. Burada ISO elekleri dediğimiz ISO 5320 tahıllarda, arpada ve diğer baklagillerde veya altıhonlarda standartlar var dünyada. Bu standartlara göre hazırlanmış. Uluslararası kalibrasyon sertifikaları hazır. Özellikle yetkili sınıflandırıcılık işinde çokça istenen standart ISO eleklerimiz var. Bunların dışında DOKAŞ yaptığımız, yani elek sallama öncesinde kullandığımız DOKAŞ eleklerimiz var. Bunların hepsinin tabii ki uluslararası kalibrasyonları mevcut. Mehmet Bey'in yaptığı işlemi ben özetleyecek olursam, Mehmet Bey 300 gram numune aldı arkadaşlar. Cihazımız 300 gramda çalışıyor. Kapağı gördüğünüz gibi çok kolay çıkabiliyor. Dolayısıyla üniteyi komple sökmek zorunda kalmıyorsunuz. Numunenizi koyuyorsunuz 300 gram. Tabii bunun su kaldırma kabiliyetini daha önceden bildiğimiz için ne kadar Mehmet Bey? %62 su kaldırması varmış. Yani 100 gram buğday 62 gram suyla hamur haline geliyor imiş. 500 konsistan çizgimizi yakalıyormuş. Farinograftaki bizim esasımız 500 konsistan çizgisidir. Dolayısıyla 500 konsistan 62 gram suyla yakaladığımız için standart kıvam bir un elde ediyoruz arkadaşlar. Yani farinograf cihazı ne yapar der isek, tabii ki bizim, ben tabii buradan şöyle bir geçiş yaptım, kusura bakmayın ama buraya tekrar döneceğim. Sizler farklı kıvamlardaki hamurlardan grafik çizdirdiğinizde yanıltıcı olur. Dünyada bir standartizasyon yakalamak için ilk önce hamurun kıvamını standart hale getirmek lazım. Ev hanımları bunu bilirler veya diğer arkadaşlar, bayanlar bizden daha iyidir bu konuda. İşte hamur çok çabuk oldu, biraz un katalım diye onun su kaldırmasına fazla su verdiyse müdahil olur ve bunu azaltmaya çalışır unu artırarak. Biz burada standart bir kıvam elde ediyoruz. Bu demişler ki bizim standartımız 500. Bir ağırlık tabii ki. Her şey bir lot selle kontrol ediyor arkadaşlar. Her iki cihazda da. Ağırlık esasıyla çalışıyor. Sizin 500 çizgisine geldiğinizde lot selle verdiğiniz yük neyse her hamurda bunu sağlamanız lazım ki yan cihaza geçebilirsiniz. Çünkü sizler test yaparken laboratuvarda cıvık bir hamur yaptığınızda direnci çok düşük görürsünüz. Sert bir hamur yaptığınızda da çok yüksek bir direnç görürsünüz. Bunu standartize etmek için de bu cihazda standart kıvamda hamur elde ediyoruz. Elde ettikten sonra da yan tarafa koyuyoruz. Yine evlerde yaptığımız gibi artık birçok şey yuvarlıyoruz elimizde.
Sonra da baston haline getirip fermentasyon odalarına koyacağız dinlenmeye. Tabii ilk dinlenmemiz bizim 45 dakika, daha sonra 90 dakika, daha sonra da 135 dakika olacak. Mehmet Bey, bir göstereyim misin ruloyu? Şimdi ben şeye özellikle cihazlara dikkat ettiğimde hayatımda şunu gördüm. Gluten yıkama diye bir cihaz var arkadaşlar. Dedim ki bunu kim nereden çıkardı zamanında? Gluten yıkama geçmişte elle yapılıyor idi. Çoğumuzun yaptığı gibi. Ama elle yapıldıktan sonra kimi elinde 10 dakika oynayarak teraziye koyuyor, kimi kolunda kurutuyor, kimi güneşe koyuyor, kimi havluda kurutuyor derken dünyada bir standartizasyon yakalamak için demişler ki biz bu cihazda dakikada toplamda 5 dakikada 280 ila 300 mililitre su harcayarak 5 dakika yoğurarak gluten elde edeceğiz. Ve bunu da kurutmak için el, kol, havlu gibi şeyler kullanmayacağız. Bunu bir santrifüje koyacağız, içindeki rutubeti uzaklaştıracağız, suyu, geri kalan materyali tartacağız ve buna yaş gluten diyeceğiz demişler. Bu elden çıkmış. Yani hemen hemen her şey, bu elle yaptığımız manuel şeyler, yani cihazlarımızla şuradaki yuvarlama, şuradaki baston hareketimiz, onlarca yıldır kullanılan, belki 100 yıldır kullanılan yuvarlama ve baston yapma hareketleridir arkadaşlar. Ve o kıvamı da insanlar eliyle bakıp, işte standart oldu bu diye tutturdukları bir şeyi insanlar cihazlaştırmışlar. Biz de bunu biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. Hazır fermentasyon odasına koymuşken iki tane numunemizi, ben devam edeyim. Tabii burada numunemizi aldık, bölücüden geçirdik, şektivitesine, rutubetine baktık ve burada artık numunemizi öğütmemiz lazım arkadaşlar. Öğütmek maksadıyla laboratuvar değirmenleri var. Laboratuvar değirmenleri kendi içerisinde bir siklon değirmen, iki çekişli değirmen, üç vaisli değirmen, dört kırıcı değirmen şeklinde bizim tavalda kullandığımız değirmenler genelde dörde ayrılır. Tabii bunlar da kendi içinde kapasitelerine göre, verimlerine göre yapılacak testin maksadına göre de sedimat değiri, değirmeni, reolojik değirmen diye de kendi içinde birkaç bölüme ayrılırlar. Burada göstermek istediğimiz bizim tabii ki çekişli değirmenimiz. Tabii bunun smartı da var. Buradaki en büyük protein arkadaşlar 17200 devirde çalıştığı için cihazda ısınma meydana gelir. Aşağı yukarı 7-8 derecelik bir ısınma meydana gelir. Bu 7-8 derecelik ısınma da bize 0.4 ila 2.2 yüzde rutubet kaybına neden olur. Tabii biz her ne kadar bunun bir miktar protein denatürasyonuna da kızışmadan dolayı sahip olduğunu iddia etsek de şu ana kadar bir çalışma yapıp bunu istatistikler olarak ortaya koymadık. Bu maksatla da bu problemi gidermek için bir soğutucu değirmenler yaptık. İki, şuradaki ünitede soğutucularımız var. İki, buraya bir smart dokunmatik bir ekran yerleştirdik. Orada siz 17 bin devir değil, 12 bin, 10 bin ve 9 bin devirde de öğütebiliyorsunuz. Böylece çok ısınmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Çalışma zamanında oradaki dokunmatik ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Bu sedimat değirmeni dediğimiz vahiste değirmen. Burada da yine tal ve talsız buğdayları öğütebiliyorsunuz. Aşağı yukarı %40 ila 55 civarında yüzde verim olan bir değirmendir. Türkiye'de bu değirmen gluten, sedim, folin number, fungal folin number testler için kullanılır. Ama Avrupa'da vahiste değirmen yerine çekişli değirmen, gluten yıkama, folin number testlerinde kullanılır. Zeleni sedimentasyonda Avrupa'da da yine vasit değirmen kullanılır arkadaşlar. Numunemizi hazırladıktan sonra numunemizi öğüttük. Geldik onunla ilgili analizlerin devamına. Bu arada tabii arkadaşlar bizim 45, 90 ve 135 dakika burada bekleme şansımız yok. 5 dakika sonra bir grafik çizip 45 dakika beklemişçesine bir grafik elde edeceğiz. 5'er dakikayla 3 tane çizim yapacağız. Bunlara da enerji grafiklerini kendi içinde değerlendirmeye çalışacağız. Yaş gluten testi yaptığımız cihazları biz ikiye ayırdık. Bir normal manuel cihazımız, iki 27 fonksiyon butonlu dijital
ekranlı printer'ı olan gelen çiftçiye, köylüye de sonuç verebileceğiniz, arşivleme yapabileceğiniz cihaz olarak ikiye ayırdık. Tabii bunların şimdi yeni generasyon cihazları arkadaşlar çıkıyor. Burada biz yaş gluten miktarını belirliyoruz. Bizim için yaş gluten miktarı fevkalade önemli ama yaş glutenden daha da önemli olan buradaki gluten indeks cihazımızda elde ettiğimiz değer. Yani disifit bağlarını yine Profesör Doktor Sertaç Özer'in anlattığı gibi buradaki protein moleküllerinin birbirine uyguladığı koezyon ve adhezyon kuvvetlerinin ölçülmesi işine yarıyor gluten indeks cihazımız. Sonrasında kuru gluten cihazımız var. Kuru gluten cihazı tabii Türkiye'de çok popüler bir cihaz değil. İnsanlar kuru gluten cihazı almak istemiyor. Her ne kadar Avrupa'da gluten sistem diye satılsa da üçlü bir cihaz sistemi şeklinde verirse de Türkiye'de gluten ve indeksi tercih ediyorlar. Kuru glutenle çok ilgilenmiyorlar. Biz de onu şöyle açıklıyoruz. Diyoruz ki siz gluten miktarına göre tabii ki ticaret yaparsınız, sınıflama yaparsınız ama bazen buğdayların çeşit özelliği, partikül büyüklüğü nedeniyle farklı su absorpsiyonları olabilir. İki tane 30 glutenli ürününüz var ise elinizde, bunlardan birini tercih etmek zorunda kalır iseniz, kuru glutene koyduğunuzda birinin kuru gluteni 11 ise birinin de 10 ise ben tabii ki kuru gluteni yüksek olan 11 olanı almak isterim. Böyle bir değer verir. Kuru gluten suyu uzaklaştırır ve bize gerçek gluteni, kurutulmuş gluteni verir arkadaşlar. Biz tabii 45 dakika beklemiş gibi bir test yapmak istiyoruz. Burada bizim esas aldığımız şu ana kadar yapılan metotlarda yer çekimi vektör, yer küreye doğru giden, aşağı doğru bir sündürme, aşağı doğru hareketli bir numune hücresi var idi. Yani yer çekimiyle aynı yönde hareket eden bir numune haznesinden biz tam ters yönde, yer çekiminin tersi yönünde hareket eden bir ünite tasarladık. Çünkü burada işte yer çekimi yönünde hareket ederken makas dağını da kesmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız ekstra yük bindiriyor, onu da grafiklendirebiliyor. Ve siz söyleyin, bu ağırlıklara da dikkat ederken o 9-10 tane tırnağın yakaladığı nokta, merkeze ne kadar yakın, ne kadar uzak, rulonuz ne kadar uzunlukta, 180 milimi, 190 milimi, bunların hepsi de testi değiştirdiği için biz bu yöntemi tersine çevirdik. Daha stabil değerler aldığımızı 6 aylık çalışmayla gördük. Onun için bu cihazımızın tersine hareketinden fevkalade memnunuz. Şimdi Mehmet Bey ilk grafiğini çizdi, rulosunu yaptı. Şimdi ikinci grafiğini çizerek paralel sonuç alacak. Yine hocamın söylediği gibi bizde esas olan şey her zaman paraleli çalışmaktır. Ne yaparsanız yapın, gıdada, mikrobiyolojide ve diğer kimyada muhakkak paraleli çalışmanız lazım. Uygun değerleri almanız lazım. Sıra dışı numuneleriniz olursa bunları yeri geldiğinde atmanız lazım. İstatistiki değerlendirmeler yapabilmeniz için biz de kişisel hatalarımızın önüne geçmek, numune hatalarının önüne geçmek için her zaman çift paraleli çalışıyoruz. Burada neyi dikkate aldık arkadaşlar? Bir de 6 tane genelde piyasada 6 numuneyi koyabilirken biz 8 numuneyi koyabileceğimiz 4 tane fermentasyon odası yaptık. Dolayısıyla %25 sizin işinizi kolaylaştırmış olduk. Ben buradan devam ediyorum. Yaş gluteni, gluten indeksini, glutenin disifit bağlarının çekim kuvvetini kontrol ettiğimiz indeks cihazını rutubeti uzaklaştırarak gerçek kurutulmuş glutene baktığımız cihazdan sonra foreign number cihazları. Yine Sertaç Hocam bize hiçbir şey bırakmadı ama tekrar niteliğinde ben belki bir şey söyleyeyim. Biz tabii foreign number arkadaşlar ne maksatla kullanıyoruz derseniz, bir, tarladaki, sahadaki şartları kontrol etmek için foreign number değerine bakıyoruz. Yani ortamda bir nem var ise, organik maddemiz zaten var, buğdayın kendisi. Küfler organik maddenin üzerinde üreyerek toksin maddelerini, enzimlerini organik materyaller üzerinde üretiyor. Dolayısıyla biz hasat şartlarını kontrol etmek için foreign number cihazını kullanıyoruz. Bizim en büyük karşılaştığımız problem özellikle Adana ve civarında nemli bölgelerde bunu çok yaşıyoruz. Ondan sonra yaz sezonunun kısa olduğu ülkelerde Rusya'da
Avrupa'da bunu çokça yaşıyoruz, Kazakistan'da yaşıyoruz. Çünkü güneş çok az, kuruma çok yavaş ve ortamda da nem var. Gece gündüz sıcaklık farklılıkları çok fazla. Dolayısıyla küfremesi oluyor. Küfrediği zaman da küf metabolizma atığı olarak birçok enzimleri de beraberinde üretiyor. Biz de bunları fabrikalarımızda öğüterek una karıştırıyoruz. Hal böyle olunca bir, ne yaptık? Hasat şartlarını kontrol ettik. İki, diyelim ki hasat çok güzel, kuru bir bölgede hasat yaptınız, rutubet yok, küfremesi yok, bir risk yok, aldınız bunu ama götürürken yolda yağmur yağdı. İkinci ihtimal, yağmur da yağmadı, götürdünüz, depoya koydunuz ama depoda bir şekilde bir tesisat geçiyordu, su kaçağı oldu. Veya gece gündüz sıcaklığın çok farklı, yine numune üzerinde bir nem oluştu, yine küfremesi meydana gelebilir. Dolayısıyla biz hasat şartlarını, taşıma şartlarını ve depodaki muhafaza şartlarını foreign number cihazıyla kontrol etmek istiyoruz. Ayrıca piyasada hepimizin kullandığı un katkı maddelerinde de fungal alfa-amilaz enzim aktivitesinde foreign number cihazıyla kontrol ediyoruz. Çünkü çok farklı konsantrasyonlarda 50.000 SKB, 10.000 SKB, 5.000 SKB, 120.000 SKB gibi farklı alfa-amilazlar var. Bunlar gerçekten karşıdaki satıcının veya bu ürünü size getiren kişinin taahhüt ettiği gibi doğru mudur? Hangisi hangisinden daha güçlüdür diye kıyaslamaları da yine bu cihazla yapma şansımız var. Dolayısıyla bizim harman, depolama ve katkı maddeleri kontrolünde kullanabileceğimiz bir cihazdır. Foreign number cihazı. Sonrasında tabii her ne kadar biz buğdayda rutubet ölçümü yapsak da unda da rutubet ölçümü yapmak zorundayız. Dolayısıyla burada da unda rutubet kontrolü yapıyoruz. Çünkü organik materyal elimizde, uluslararası standartlar belli. 14.5'un üzerinde bir rutubet istenmiyor. Çünkü serbest su ortamda fazla, mikrobiyel faaliyet için güzel şartlar mevcut. Dolayısıyla %14.5'un altında rutubet olmak zorunda siz de rutubet kontrolünü yaparak paketlemek ve sahaya ürünü göndermek zorundasınız. Ardından sedimentasyon cihazı. Sedimentasyon cihazı yine hocamın dediği gibi dünyada çok bilinen bir cihaz değil. Ama bizim için alfa bennası. Ne hikmetse Avrupa'da hemen hemen hiç rastlanmaz iken, yine hocamın dediği gibi İspanya'da, İtalya'da tek tük görünür iken, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da olmaz iken, bizde maşallah hemen hemen her köyde, her ilçede olmayan yerimiz yok. Nereden geldi, gökten zembille mi indi mi diye de düşünüyoruz bu süneler. Biz ve Orta Doğu'da niye var diye süne tahribatımız var. Tabii devletimizin yaptığı proteine göre sınıflamayı destekliyoruz. Fakat diyorum ki ben protein kalitesinin olmadığı yerde protein miktarına göre nasıl bir sınıflama yapılır? Bizim protein kalitesini de kontrol etmemiz lazım. Yani orada süne tahribatı var mı? Süne böceğinin ağzındaki proteaz enzimi var mı? Bu proteaz enzimi benim disüvit bağlar mı, parçalar mı diye düşünmem lazım. Çünkü ticarette ve gerçeklikte piyasadaki hiçbir un fabrikası, hiçbir tüccar Türkiye'de zeleni sedimentasyon testi yapmadan, normal sedimentasyon ve gecikme testi yapmadan bir ürün almaz. Bunun paçalını yapmaz, un üretmez, bunu da satmaz. Yani hem ham maddede hem yarı mamülde ve mamülde muhakkak biz zeleni sedimentasyon testi yaparak süne miktarını bulmaya çalışırız. Zeleni sedimentasyon dedik, bizim bölgemizin ve Orta Doğu'nun büyük problemi. Ondan sonra bununla ilgili geçtikten sonra da ash furnace, buyurun Mehmet Bey. Şimdi 45 dakikada çift paralel yaptık. Bu paralel çizimlerde arkadaşlar, sıra dışı bir çizim gördüğünüzde biz bunu direkt değerlendirmenin dışında bırakırız. Yani birbirine yakın sonuçlar alıyor isek problem yok. Ama çok farklı bir netice alır isek de bunu istatistik olarak dikkate almayız. Şimdi 45 dakikamız geçti. 45 dakika daha bekledik. 90. dakikadaki çizimlerimizi yapıyoruz. Yine iki çizim yapacağız. Bu iki çizim arasında da yine çok büyük farklılıklar istemiyoruz. Ki
paralellerimizi kontrol edebilelim. Mehmet Bey ikinci numunesinde yapacak 90 dakikadaki çizimleri de bitirmiş olacak. Biz yolumuza devam edelim. Kül bana göre hani çok kalite unsuru mudur diye hep düşünürüm. Kül özellikle kepek bölgesindeki inorganik madde miktarıdır diye anlatırım sağda solda. Çünkü içeride endosperm var, nişasta var, bunun hepsi organik materyal, protein var vesaire. Şimdi biz eskiden 0.50, 55, 0.65, 0.85'te sınıflama yapardık. Tip 1, tip 2, tip 3 diye. Ve bana göre buğdayın en güzel yeri kepek, altındaki alevron ve diğer katmanları biz ineklere yedirirdik. Endospermi de nişastayı da biz yerdik. Şimdi ben hep şöyle düşündüm. Dedim ki ineklerin nişasta yemesi lazım, süt veriyor. İnsan süt vermiyor. Nişasta ihtiyacı yok, hepimiz göbekliyiz. Dedim, bizim kabuğu yememiz lazım. Yani bizim ineğin yediği kısmı yememiz lazım. İneğin bizim yediğimiz kısmı yemesi lazım. Ama benim çocukluğumda bir dedem getirdi, pazar çöreği derdi beyaz ekmeğe. Çok kaliteli bir unsurdu. Biz bunu pirzola niyetine yerdik getirdiği zaman. Ta o zamandan herhalde bu şey gibi ne zeytinyağlı albasma giyemem, zeytinyağlı yiyemem amandaki gibi bir dezenformasyonla beynimize kazınmış. Beyaz ekmek iyidir, kahverengi ekmek kötüdür diye bugünlere kadar gelmişiz ama çok şükür uyandık. Artık biz kahverengi ekmekler, kepekli ekmekler yemeye başladık. Çok daha ucuz olan kepeğe de kepekli ekmek olduğu zaman 3 katı para veriyoruz. Ben bu hesabı anlayamadım. Bir fırıncıyla konuşmak lazım aradaki farkı. Yani burada kül, deletin bir sınıflama şeklidir. Dünyada hemen hemen her köyde aynıdır. 3 aşağı 5 yukarı. Ha, bir işe yaram derseniz bir sınıflama yapar. Ama ben külü severim, kepeği severim, kabuğu severim. Onun için kullanılan bir cihazdır. Fakat benim için kalite kontrol unsuru değildir açıkça. Ondan sonra yine burada buğdayda yaptığımız gibi arkadaşlar, buğdayda farklı farklı işte makarnalık buğday, kırmızı buğday, beyaz buğdayda sınıflama yaptığımız gibi onda da proteine göre sınıflama yaparız. Tabii ki bu protein miktarı da sizin ham madde kaynağınıza göre değişir. Ama devlet diyor ki nihayetinde bu bir protein, benim standardım var. %10.5'un altındaki proteinleri ben ekmeklik sınıfa koymuyorum. Siz de etikette bunu ekmeklik un diyemezsiniz diyor. Düşük proteinli malınız varsa adına bazlamalık deyin, yufkalık deyin, ne derseniz deyin ama ekmeklik demeyin diyor. Böyle bir sınıflama yapıyor. Dolayısıyla biz de burada 2,5 saat, 3 saat, 4 saat kellal metoduyla yakma, efendime söyleyeyim titrasyonla uğraşacağımıza yaklaşık 15-20 saniyede gördüğünüz bu cihazda unda protein, rutubet, gluten, sedim ve kül testi yapabilmekteyiz. Tabii ki bunların hepsi kalibrasyonla yapılan işlerdir arkadaşlar. Kalibrasyonla yapılan cihazlar hiçbir zaman klasik cihazların yerini tutmaz. Ne kadar çok kalibrasyon yaparsanız o kadar çok klasik metoda yaklaşırsınız. Çok iyi bir kütüphaneniz olması gerekir. Diyorum, bu sayfayı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi tabii buraya kadar geldiğimiz noktada buğdaydan başladık. Buğdayın testlerini anlattık. Buğdaydan una geçtik. Una geçmek için dedik buğday un yapmamız lazım. Değirmenlere ihtiyacımız var. Yardımcı materyaller. Değirmenin yanında terazilere ihtiyacımız var. Tartımlar yapıyoruz arkadaşlar. Dedik. Unu anlattık. Unu da bitirdik. Şimdi geldik hamur analiz kısmına. Tabii ki buğdayda yaptığımız testler, unda yaptığımız testler önemli fakat hamurda yaptığımız testlerin önemiyle kıyaslanamaz bile. Çünkü bizler ne istiyoruz? Bir standart ürün elde etmek istiyoruz. Biz zaman zaman kendi paçalımızda farklı yörelerden elde ettiğimiz unlarda, atıyorum bugün Karataş bölgesinden un alıp, buğday alıp, 30 gluten, 30 sedim, 14,5 rutubetli bir ürün elde ederken, yan tarafa gittiğimizde başka bir ilçeden yine 30 gluten, 30 sedim, 14,5 rutubetli bir ürün elde ettiğimizde standart partikül büyüklüğü, enerji ölçeri makineye koyduğumuzda, yani reolojik analiz yaptığımız cihaza koyduğumuzda çok farklı elastikiyetler, çok farklı dirençler, çok farklı enerjiler görebiliyoruz. Biz de diyoruz ki, tabii ki buğdayda ve unda yaptığımız testler önemli.
fevkalade önemli. Ama son noktayı koyacağımız cihaz tabii ki reolojik analizleri yaptığımız cihazlar. Bunlarla sınıflama yapabiliyoruz. Bunlarla kendimize hedef koyabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Biz mesela yufkalığın da çok iyiyiz. Atıyorum. Bu yufkalığın devamını yapmak istiyorum. Ben bunu gluten ve sedim kontrolüyle gerçekleştiremiyorum arkadaşlar. Ben bunu reolojik analizleri yaparak takip edebilirim. Bir kalp grafiği gibi hep aynı grafiği elde edip üst üste çakıştırdığımda ben standart bir un elde etmişim demektir. En basitinden şöyle söyleyeyim. Hepimiz katkı kullanıyoruz fabrikalarda. Ana ürünlerden biri de askorbik asittir. Siz 300 dirençli bir mala 0708 tabii ürüne göre değişir muhakkak bu. Ona göre değişir. 0708 askorbik asit kattığınızda bakarsınız ki 550 değerini görmüşsünüz. Yani 50 bin grama 0.7 gram 1 gram. Yani bu ne demektir aşağı yukarı 50 binde 1, 80 binde 1 gibi bir oranla çok küçük tırnağınız kadar askorbik asit sizi iki kat dirence taşır. Bu ne demektir? Yani siz fabrikalarda katkı dozajlama makineleriyle kimi zaman 9 gram, kimi zaman 11 gram, kimi zaman 10 gram ki maalesef bunun standartını sağlayamadık. Katar iken standart bir direnci nasıl alacağız? Hadi diyelim ki aldık. Nasıl kontrol edeceğiz? Bu cihazlar olmadan bir şey yapamayız. Biz yufkada çok iyiysek, yufkada elastikiyet istenir, direnç de istenir. Atıyorum bizim 500 direncimiz, 180 elastikiyetimiz varsa, aynı ürünü üretmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Her zaman 500 direnç ve 180 elastikiyeti yakalamamız lazım. Katacağımız katkının miktarıyla, katacağımız katkının karışım oranıyla, elimizdeki buğdayın paçal oranıyla bizim bunları sağlamamız lazım. Fabrikamızdaki lisoların yakınlığıyla, uzaklığıyla, kırmalarımızda aldığımız un miktarıyla, diyagramımızla hepsi bir takım işidir. Hepsi fevkalade önemlidir. Sertaç Hocam da bu konuda, Profesör Doktor Sertaç Özer hem bu işin okulu hem de sanayisini çok iyi bildiği için sağ olsun sektörün bana göre hocam lideridir. Uygulamayı da çok iyi bilir. Yani bizim standart sonuç elde etme şansımız bu cihazlar yoksa yok. Ha, bu cihazlar niye yok? Herkes bu cihazları biliyor. Çünkü bu cihazlar çok pahalı olduğu için yoktu. Ulaşmak çok zordu vesaire. Dolayısıyla biz bu cihazlara ulaşamadık ama mesela şöyle bir soru geliyor bana. Zeki Bey ben McDonald's'a ürün veren A firmasını gördüm. İşte yurt dışından geliyor. Bunu aynı onu yapamaz mıyım? Yaparsın. Grafiğini elde edersin. Aynı buğday paçalını, katkını vesaireni ayarlarsın. Aynı grafiği elde ediyorsan aynı undur nihayetinde. Ama bunun için yani çıkış noktasında bir standart grafik, bir fotoğraf, aynı fotoğraf üstte çakıştırdığınız aynı ürünü elde etmiş sayılırsınız. Onda bunlarla başarabilirsiniz arkadaşlar. Ehemmiyet burada doğuyor. Ama biz bunu glutenle, sedimle, folin number'la, kül miktarıyla, zeleni sedimentasyonla maalesef yapamıyoruz. Şimdi biz hamur ne dedik? Unu, buğdayı anlattık, unu anlattık, hamura geldik. Hamur analizleri yapabilmemiz için fabrika kalitesinde numune hazırlamamız lazım. Çünkü atıyorum bir kırma değirmeniyle veya bir çekişli değirmenle veya bir siklon değirmeniyle veya basit manada tek pasajlı bir değirmenle sadece kepek ve un veren bir değirmenle fabrikaya yakın değerleri yakalayamazsınız. Fabrikadaki mantığı konuşturmanız lazım. B1 kırma vasitelerinin unu gibi un almanız lazım. Bir irmik almanız lazım. İrmik kırıcılarda bunu kırıp irmik sasörlerinden geçirip C1 ve A1 eleklerinden geçirip oradan bir un elde etmeniz lazım. B1'de aldığınız kaba kepeği dışarı atmanız lazım. Fabrika gibi irmiği patlatmanız lazım. Lisolarda ezme miktarını ayarlamanız lazım. Oradan da razmol almanız lazım. Onu yapacağınız değirmen bu. Yani burada ne yapıyoruz? Burada numuneyi buradan besliyoruz arkadaşlar. Numuneyi beslediğimizde ben buraya kırma ve öğütme, B1 vasiteli diyorum fabrika gibi. Buradan belli bir miktar un alıyoruz. O un buraya geliyor. Buradan da kaba kepek alıyoruz, direkt atıyoruz. Sistemi yormuyoruz. Fabrikadaki diyagramlar gibi. Buradaki kirli irmik, unun yanındaki kirli irmiği alıyoruz, liso kısmına veriyoruz. Ama liso'da işin güzel tarafı
milimetrenin %1'i nispetinde ayar yapabiliyorsunuz. Yani atıyorum 0.01 milimetre. 0.02 milimetre demek her bir %1 ayarlamanız hocamın da anlattığı gibi sizin partikül büyüklüğünüzü, zedelenmiş ihsasla miktarınızı, sizin elastikiyetinizi, sizin direncinizi, sizin son ürün kalitenizi inanılmaz değiştiriyor. Dolayısıyla yapılacak iş fabrika kalitesinde un üretmek. Biz buraya da fabrikanın NISO'ları B ve C grubudur. Yanlış bilmiyor isem. Buradan da, pardon, B grup burada A ve C vasitelerinin unlarını, yani NISO unlarını da burada elde ediyoruz. Buradan da razmol elde ediyoruz. Bu bizim tavlı buğday değirmeni dediğimiz değirmen. Tabii bunda kuru buğday da ötebilirsiniz. Ama bu cihazın asıl işi reolojik özelliklere bakacağınız şu önümüzdeki su kaldırma ve enerji ölçer cihazlar öncesinde numune hazırlama işi yapar. Ha, farkı nedir? Ha, bizim farkımız ne? Bizim farkımız şu. Yani benzerlerimize göre eleklerimiz çok daha uzun. Elekler ön taraftan yataklanmış her ikisinde de. Dolayısıyla bu elekler istediğiniz kadar aşağı iner, asansör gibi istediğiniz kadar yukarı çıkar. Dipten süpürme yapabilirsiniz veya daha yukarı çekebilirsiniz. Siz hava pervaneleriyle arkadaşlar elemenin süresine siz karar verirsiniz. İçeride 30 saniyede tutarsanız 60 saniyede tutarsınız. Bu yine sizin bu eleme yine Amerikalı hocamızın anlattığı gibi, misafirimizin anlattığı gibi sinyal şeyinizi değiştirir. Elastikiyetinizi, direncinizi, izlenmiş hastanızı, su kaldırma kabiliyetinizi her şeyi değiştirir. Fevkalade önemli bir iştir. Dolayısıyla bizim farkımız istediğiniz kadar içeride numunenizi tutup eleyebilirsiniz. Asansör sistemiyle istediğiniz kadar aşağı inip dipten sıyırma yapabilirsiniz. Yani bir basınç yaratabilirsiniz eleme ile ilgili. Muadillerimize göre de dünyada %10 ile 12 civarında tabii ki eleme kabiliyetimiz çok daha yukarı. Ondan sonra geldik önümüzdeki cihazlara. Yine şu ana kadar anlattığım gibi Mehmet Bey burada 10 dakikalar koyduk. Son 5 dakika değil mi? Bitti mi? Geçmiş olsun. Demek ki ben de bitirmem lazım. Arkadaşlar burada şurada yaptığımız iş su kaldırma kabiliyeti ve standart kıvam oluşturma, Absograph. Şu da Resistograph, grafik çizdiğimiz cihaz. Devam ediyorum. Ne diyoruz? Su kaldırma ile ilgili su kaldırma kapasitesini ölçüyoruz. Görsel olarak grafik çizer, aynı zamanda Resistograph analizi için hamur örneğinin hazırlanmasında kullanılır. Unun özellikleri hakkında bilgi verir. Unun ekmek, makarna, bisküvi ürünlerinden hangisinin üretimine uygun olduğunu belirlenmesinde kullanılır. 300 gram numuneyle çalışır. Siz numune miktarını ne kadar artırır iseniz gerçeğe ulaşma şansınız, yığını temsil etme şansınız o kadar fazla olur. Yoksa biz bunun 50 gramını, 100 gramını yaparız arkadaşlar. Ama numune miktarı önemli bir unsurdur. Sonuçlar PDF ortamında kaydedilebilir. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca veriyi kaydedebilirsiniz. Çünkü zaten içerisinde bir bilgisayar var. O bilgisayarla tüm işlemlerini yapar. Dokunmatik ekranlıdır. 18,5 inç dokunmatik ekrandan her şeyi yönlendirebilirsiniz. Analizler sonrasında bu cihaz ne yapar? Viskoelastikiyet hakkında bize bilgi verir. Su kaldırma kapasitesini verir. Stabiliteyi verir. Geçme süresini verir. Yumuşama değerini verir. Burada grafikte gördüğünüz gibi stabilite değeri yukarıda gördüğümüz değer. Burada stabilite değeri var. Gelişme zamanı var. Degree of softening yumuşama değeri var. Pardon, yumuşama değeri burada. Her ikisini aynı yazmışız. Orada bir hata yapmışız. Mehmet Bey, mikrofonunuz var. Yumuşama derecesinde iki farklı durum var. Biri başlangıçtan, yani ilk su vermeye başladığımız andan itibaren 10 dakika sonraki değer yumuşama derecesi oluyor. Diğeri de orada yeşil çizginin üzerinde gördüğünüz, yani gelişme zamanı yazan andan itibaren 12 dakika geçtikten sonraki değer ikinci yumuşama derecesi olarak kabul ediliyor. Görüyorsunuz ben de dersimi çok çalışmamışım arkadaşlar. Kusura bakma hocam, hocalarım beni görmesin. Bu arada tabii ki bizim esas aldığımız su kaldırma kabiliyetinin dışında Feinroff'ta stabilite çok önemlidir. Burada da yazmışız. Eğer gluten yeterince kuvvetliyse grafikteki stabilite
uzun çıkar. Biz de stabilitenin uzun olmasını isteriz arkadaşlar. Diğeri Resistograph dediğimiz cihazımız, grafik çizdiğimiz cihazımız, onun ideal son ürün özelliklerinin belirlenmesine kullanılır. Katkı maddenin etkisini ve miktarının belirlenmesine yardımcı olur. 4 adet fermentasyon odasıyla da ikişer paralelli test yapar iseniz aynı anda 8 tane ürünü koyup fermentasyon odasına test için hazırlayabilirsiniz. Bu da şu ana kadar 3 tane fermentasyon odası 6 numune olduğu için 2 numuneyle yine %33 bir ilave sağlamış durumdayız dünyadaki muadillerimize göre arkadaşlar. Analiz sonrasında yine elastikiyet, enzim aktivitesi, çimlenme, hamur stabilitesi değerlerini görürüz. Bu da yine bir Extensograph dediğimiz cihazımızın grafiği, hamur uzamaya karşı direnci, elastikiyetin belirlenmesinde kullanılır demişiz. Şuradaki alan arkadaşlar tabii ki elastikiyetimiz hepimizin bildiği gibi şu alan direnç. Tabii ki şu taralı alan da bizim enerjimiz. Arkadaşlar bir geriye gideceğim. İki mi gittik? Evet. Ben TUSAF'a teşekkür ediyorum. Bizim kardeş derneğimiz, daha doğrusu federasyonumuz, biz de değirmen makinacıları olarak Ekim ayında yine Antalya'da bir organizasyon yapıyoruz. Alt tedarikçilerimize yönelik bir organizasyondur. Aynı zamanda bir seminer organizasyondur. Oraya da vakti olan arkadaşlarımızı şimdiden davet etmiş olmak istiyorum. 29 Ekim, 2 Kasım. Bu derneğin ismi de Desmitür Değirmen ve Sektör Makine Üreticileri Derneği. Ben de şu an itibariyle bu derneğin başkanıyım. Vakti olan arkadaşlarımızı muhakkak oraya da davet etmek istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.